Majesteleri, sağlığınız bizim düşündüğümüzden de kötü. Neden bir tatile çıkıp da tekrar iyileşmiyorsunuz? Tatil mi? Nerede? Onyang Sarayı gidilecek en isabetli yer. Manasız. Bir kral asla sarayını terk etmemeli. Majesteleri, insanların iyiliği için sağlığınızı mümkün olduğunca hızla geri kazanmalısınız. Bunu anlamalısınız majesteleri. Eğer gerekiyorsa belki de yapmalıyım. Teşekkür ederim majesteleri. Neden buradayız? Anlayamadım, neler oluyor? Kral sağlığını kazanmak için Onyang Kış Sarayı'na gitmeye karar verdi. Sangung Choi yüzünden hala hasta. Ben ve Naimin size önderlik edeceğiz. Gizlilik içinde seyahat etmek için sivil kıyafetler giyinin. Evet efendim. Kaplıcalara gitmek için ne kadar tuhaf bir zaman. Özür dilerim, hepsi benim hatam. Hayır, benim hatam. Seni buralarda görmek çok güzel. Seni... Başına geleceklerden korkmuyor musun? Başıma gelecekler. Korkacak hiçbir şeyim yok. Yakında her şey düzelecek ve problem kalmayacak. Nasıl yani? Sen neden söz ediyorsun? Çok yakın bir zamanda kralınızla bir tatile çıkıyoruz. Elbette orada kıyamete dek uykuya dalacak. Buna nasıl cesaret edersin? Hadi gidelim. Gözünüzü onlardan ayırmayın. Biz icabına bakarız. Biz icabına bakarız. Buradan çıkacağım. Jeongmin'in nerede olduğunu biliyor musun? Bir şeyi araştırmak için dün gece sarayı terk etti efendim. Anlıyorum. Sanırım çok fazla çalışıyor. Jeongmin gibi yetenekli bir adama sahip olduğunuz için çok sevinmelisiniz majesteleri. Evet tamam, hazırım. Ters giden bir şey var. Jeongmin henüz dönmedi. Surojant bizimle gelmeyecek miydi? Bugün onu çalışırken gördüm. Hemen dönerim. Nereye gidiyorsun? Her an yola çıkabiliriz. Hemen döneceğim. Ne? Kral Onyang Kış Sarayı'na mı gidiyor? Ben bu konuda hiçbir şey duymadım. Ne? Jeongmin bizim burada kalıp sarayı korumamızı mı istiyor? Ama Jeongmin sarayda değil ki. O zaman kralı kim koruyacak? Bu beni çok rahatsız ediyor. Gitmem gerekiyor. Jeongmin döndüğünde ona bunu anlat, tamam mı? Tamam. Bana güven, merak etme. Sonra görüşürüz. Majesteleri, her şey hazırlandı. Artık gidelim mi? Askerler nerede? Göremedim. Güvenliğiniz için fazladan bir önlem aldım. Çok tecrübeli korumalar kiraladım efendim. Anlıyorum. Aldığın önlemler konusunda sana güveniyorum. Teşekkür ederim majesteleri. Bu
işe kendini nasıl bulaştırdın? Soyumuz nesillerdir kraliyet ailesini koruyor. Bu dövme bizim kimliğimizi belirten işaret. Yeni hanedan gücü eline aldığından beri kendimizi ilaçlar üzerine çalışmaya verdik. Ama sonra babamı kaçırdılar. Anlaşma yapmaktan başka seçeneğim kalmadı. Fitneci adam şu maskeli olan mı yani? Hangisiydi? Hayır. Peki kim bunların arkasındaki kişi? Maskeli adam sadece bir hizmetkar. Enuç Jong. Bu işin arkasındaki kişi. Enuç Jong mu? Buna inanamıyorum. Şu sesi duydun mu sen de? Hı? De bunu mu kastettin? Kafamı kaşıyınca çok komik bir ses çıkıyor. Ses kapıdan geliyor. Django. Vay canına, bunu nasıl yaptın sen? Bu bir şey değil. Benim de bir köpeğim vardı. Aynı sana benziyordu. Ben gidip panzehir otunu getirirken sen de ona yardım et kızım, tamam mı? Tamam. Zamanımız daralıyor. Gidin. Tamam. Dikkatli ol Haya. Ters giden bir şey var. Nedir peki? Surojank neden gelmiyor? Yine başladın Surojank'tan konuşmaya. Ne dedin sen? Yeongra bir konuda haklı. Bunun kraliyet töreni olması gerekiyordu ama hiç de ona benzemiyor. Ama ben bunun kralın güvenliği için olduğunu duydum. Gitmen gerekiyor. Ne? İstemeden yapmış olmana rağmen yaptığın şey için ağır bir şekilde cezalandırılacaksın. Lord Cheongomin. Eğer kurtulmak istiyorsan buraya bir daha gelme. Senin için yapabileceğim tek şey bu. Kraliyet korumasının lideri ne dedi? Bana bunun benim işim olmadığını söyledi. Ha. Bu hiç de mantıklı gelmiyor. Kral sarayı korumaları olmadan terk etti. Bak gördün mü? Jeongmin, ne oldu? Kral nerede? Onyang kış sarayına dinlenmeye gitti. Onyang sarayı mı? O zaman siz burada ne arıyorsunuz? Ben de bunu söylüyorum. Enuç Jeong'un bize burada kalmamızı söylediğini duydum. Enuç Jeong katillerin elebaşı. Siz ne yapıyorsunuz? Ne dedin sen? Kral tehlikede. Hemen yetişmeliyiz. Demek Jangum haklıydı. Jangum mu? Gitmeden önce bana bir şeylerin ters gittiğini söyledi. O da gitti mi peki? Sanırım kral tatile çıktığı için küçük çıraklar da onun ardı sıra gitmek zorundalar.
Belki de bütün askerleri hemen göreve çağırmalıyım. Bunun için zamanımız yok. Kızlar, sanırım tuzağa düştük. Aa, sen neden söz ediyorsun? Ne dedi? Abi, gerçekten mi? Şimdi ne yapacağız peki? Sorojang'a çoktan söyledim ama kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Beni bekleyin! Buranın doğru yol olduğuna emin misin? Onyang bu tarafta mı? Bence bu gece benim köşkümde kalmak daha iyi olacaktır. Kral uzun bir yolu tek bir günde kat ederse bu onu yorar. Haklısın. Bu garip. Burası Onyang Sarayı'na giden yol değil. Emin misin? Onyang Sarayı'na daha önce birkaç kez gittim. Orayı biliyorum. Onyang'a gitmek için bu yoldan gitmeliyiz. Ama o zaman Surojang bize yetişemeyecek. Şimdi ne yapacağız? Ah, tamam buldum. İşaret bırakalım. İşaret mi? İyi bir fikir. Eğer işaretler bırakırsak onların bizi takip etmesine yardım ederiz. Hangi yoldan? Soldan gideceğiz. O zaman yola koyulalım hadi. Bu bir... Saç kurdelası. Bu bir işaret. İşaret mi? Onyang'a gitmiyorlar, anlamıyor musun? Sen neden söz ediyorsun? Onyang sarayında askerler vardır. Enut Jeong'un kralı bizzat öldürmesi için kralı başka bir yere götürmesi gerekiyor. Biri bizim için işaret bırakmış olmalı. Bunu Jeong'um yapmış olmalı, o akıllıdır. Acele edelim. Bekleyin beni! Majesteleri, neden içeri geçip dinlenmiyorsunuz? Burası harika bir yer. Teşekkür ederim majesteleri. Keşke Jeong-gu Min de burada olsaydı. Katilleri yakaladıktan sonra buraya gelecek. Ah, sen katilleri nereden biliyorsun? Ben ve Jeong-gu Min hariç bundan hiç kimsenin haberi yoktu. Efendim, ben bunu duydum. Jeong-gu Min bunu kimseye söylemiş olamaz. Yaşına göre çok zekisin genç. Kralın önünde böyle konuşmaya nasıl cesaret edersin? Hayır. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Demek sendin, öyle mi? Yemeğin çok güzel olmuş, eline sağlık. İleride seni kralımın hizmetlerinde baş aşçılığa getirebilirim. Bu geleceğin için çok isabetli olur evladım. Öyle mi dersiniz? Elbette. Ülkemizi daha güçlü hale getirecek bir kralın senin gibi bir aşçıya ihtiyacı vardır. Karnı tok olmalı ki iyi düşünebilsin. Teşekkür ederim efendim. Başka birini sembolik kral olarak tahta çıkardıktan sonra Joseon'daki en güçlü adam ben olacağım. Hepsini öldürün. Hehehehe.
beni öldürmen yeterli olacaktır. Bırak kızlar ve diğerleri gitsin. Majesteleri. Bunu nasıl yaparsın? Sana izin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Seni küçük fare. Onu buraya getirin. Demek geldin. Lordum. Geç kaldığım için özür dilerim. Endişelenmeyin, artık güvendesiniz. Jiangomin, yakalayın onları. Çok güzel. Haklayın onları. Oldukça iyiler. Öldürün onları. Saldır hadi. Ne oluyor böyle? Lordum. Jiangomin, sen iyi misin? Güzel. Şimdi hepinizi tek seferde öldürebiliriz. Dur! Eğer silahlarınızı yere bırakmazsanız en üç Jeong ölecek. Sen ha?
Silahlarınızı yere bırakın. Silahlarınızı indirin, bırak. İyi olmanıza sevindim majesteleri. Aferin. Hepinize çok şey borçluyum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Olamaz. Çok yaklaşmıştım. Acele et. Dikkat edin. Hayır. Doktor, hayır ya. Küçük çırakları sakın hafife alma, tamam mı? Sona erdi, her şey bitti. Ah kızım, iyi misin? Evet baba, ben iyiyim. Kral nasıl? Panzehiri aldı, iyileşecek, merak etme. Güzel. Sen de panzehiri aldın, sen de iyileşeceksin kızım. Benim yüzümden nelerle uğraşmak zorunda kaldın? Hayır baba. Sen iyi misin bakalım? Evet. Senin sayende katilleri bir araya toplayabildik. Buraya kralın adına sana teşekkür etmeye geldim. Harikaydın. Gerçekten hiç önemi yok. Kral benim yüzümden cefa çekti. Kralı kurtaran kişinin sen olmasına rağmen krala verdiğin zarar için seni affederek bir ayrıcalık yapamayız. Çok iyi anlıyorum. Kendini hazırla. Evet efendim. Gerçekten mi? Harika. Çıktım ortaya ve dedim ki, krala zarar vermeye nasıl cüret edersin? Ben hayatta oldukça bunu yapmana izin vermeyeceğim. Vay canına. Vay canına, yaptın. Evet yaptım. Kendini kandırmayı bırak. Sen ne dedin? Bütün bu yaygara da ne böyle? Sağ olun hanımefendi. Ne yapıyorsunuz? Çalışmaya hazırlanın. Hadi bakalım. Sangun Kan hanımefendi, serbest kalmışsınız. Altyazı M.K.